arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Ben şu anda Sevda'nın tam olarak önündeyim. Suudi Arabistan, Mekke'deyim. Bu videoda sizinle Mekke'yi gezeceğiz ve en sonunda da Kabe'ye gideceğiz. Bugün, yani yarın daha doğrusu bu gece Ramazan'ın ilk sahuru yapılacak. Ondan sonra Ramazan'ın ilk günü olacak. Burası, çok uzatmak istemiyorum. Çünkü video uzun olabilir. Burası Hazreti Muhammed'in 3 gün boyunca gelip müşriklerden saklandığı yer ve burada saklandık 3 gün sonra da Medine'ye doğru 2 haftalık yolculuk yapmış. Yukarı çıkmak tahmini 2 saat falan sürüyormuş. Ama ben çıkmayı düşünmüyorum çünkü şu anda hiç öyle bir fiziki durumda değilim zaten. Ağzım yüzüme de bakarsanız yani ağzım bildiğin saçma bir durumda şu anda. Kurudu, burası patladı falan, böyle sanki dayak yemiş gibiyim. Böyle. Şimdi sizinle beraber devam edeceğiz. Burada bana yardımcı olan abiler var, sağ olsunlar. Onlar bana Mekke'yi anlatacaklar. Ben de size göstermeye çalışacağım. Serdağ'ın daha da tarihini öğrenmek isterseniz internetten bakabilirsiniz. Çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Haydi devam edelim. Şimdi bu bölge Arafat ismi. 25 kilometre kare Arafat. 25 kilometre kare Arafat. Hac zamanı insanı buraya geliyorlar. Bir kere. Evet. Bir kere ama umre zamanı bir ziyaret yeri burası. Sadece normal gelip görme yeri. Evet. Umre yapanlar hacı olmuyorlar. Hacca girenler hacı oluyorlar, değil mi? Umre ziyaret demek. Hac da ziyaret. Şimdi bazı alimler umreyi küçük hac olarak kabul ediyorlar. Umre ve hac da asıl şey Beytullah'ı ziyaret. Ama hac da dediğim gibi şimdi birazdan anlatacağız. Arafat'ta birinci vakti, Müzdelife ikinci vakti. Şimdi onları da anlatacağım. Şeytan taşlama var, kurban kesme var. Hac çok külliyetli bir ibadet. Ümre sadece bir Kabe'yi ziyaret. Şimdi tabii mezheplere göre bunların hükümleri falan değişik. Hac'da da mesela Ümre'de dedim ya, Ümre'de sabah birisi Ümre yapar. Ümre 2 saatlik ibadet. Öğleden sonra yapar, şu yapar, bu yapar. Yani böyle Ümre'de Müslümanların aynı anda, aynı mekanda olduğu bir şey yok. İmkan da yok. Fakat Hac'da, yani Arafat dediğimiz, vakfe dediğimiz işte bu mekanda bütün Müslümanlar aynı zaman diliminde, aynı bölgede. Şimdi yani bunun mana alemindeki karşılığı çok farklı. Mesela düşün, ya bir cümlenin kelimelerini ayrı ayrı düşündüğün zaman cümledeki mana yok. Yok. Bir kelimenin harflerini ayrı ayrı düşündüğün zaman yok. Dolayısıyla yani dinimizde bakın, tek başına namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak. Yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hep birlik ve beraberliğe ne yapıyor? Sevk ediyor. Ve yıl boyunca Müslümanların en çeşitli, çeşit olarak en fazla çeşitli ve sayı olarak da en fazla sayıda bir araya geldiği yer burası. Bütün dünyada Müslümanlar ne yapıyorlar? Buraya geliyorlar. Ve dediğim gibi yaklaşık 4 milyona yakın Müslüman şu bölgede aynı anda ibadet halinde. Ve cemaatle yapılan ibadetlerde şu çok nazara verilir. Allah o kadar insanın içinden bir kişinin ibadetini kabul edince 10 ümmetini ne yapıyor? Hepsini kabul ediyor. Burada mesela duaların kabulü noktasında tereddüt gösterilmemesi, tevbelerin kabulü noktasında yani affedilme konusunda tereddüt gösterilmesi ısrarla ne yapıyor? Tavsiye edilen şeylerden bir tanesi. Şimdi buranın özelliği ne? Burası Peygamber Efendimiz'in işte Arafat'ta vakfe yaptığı yer. Bu tepe Cebel-i Rahme diye geçer. Ve isminin de tabii çok özelliği var. Tabi burası aynı zamanda Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yeryüzüne indirildikten sonra toplandığı, buluştuğu yer olarak, tarihi yer olarak o var. Müslümanların birbiriyle tanışması. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın birbiriyle buluşup tanışması. Allah'ın tanınması. Çünkü Arefe, bilmek, tanımak. Neyin bilinmesi, tanınması? En önemli olarak Allah'ın bilinmesi, tanınması. Şimdi burada herkes yapamaz ama 25 kilometre karelik alanı tarasanız, dünyanın her tarafından gelen çeşitli Müslümanlar aynı anda görseniz, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi,
bizzat gözünüzle görüyorsunuz. Ömrünüz boyunca 3 milyon, 4 milyon insanı Allah'a ibadet halinde görebileceğiniz tek mekan burası. O yüzden çok farklı sırlar var. Ama tabii bu sırlara erme noktasında herkesin imkanı var mı? Yok. İnsanların çoğu çadırlarında ibadetlerini yapıyorlar, dönüyorlar. Ama geniş çapta düşündüğümüz zaman tabii bunlar ortaya çıkıyor. Şöyle şuradan. Evet. Bu da İslam dünyasına ne yazık ki. Şu iki hafta olmadı buraya konular. İki hafta içerisinde bu mu oldu? Nedir bunlar? Yani. Oradaki taşa bile çıksanız şu taş var ya. Benim taşı... Yazılara bak, alt tarafta siyahlık görürsün taşı. Evet, altında evet. O siyahlık ne biliyorsun? İşte bu mu? O taşı yazılmıyor diyorlar. Yazı yazıyorlar. Ev yazıyorlar, araba yazıyorlar. Buraya mesela birinin ismini yazıyorlar. Ne? Bu isim buraya yazılırsa hacca gelir müşteri. Bakın. Yani. Hiçbir anlamı yok bunun yani. Bu yani normal yazık. Demire yazdığım bir şey bu yani. Yani şu anda dünya üzerinde yani en sağlam inanca sahip olduğumuz halde manevi zenginlik. Müslümanların coğrafyası maddi zenginliği var. En zengin yer olduğu halde. Müslümanlar niye bu kadar perişan? Bu yüzden. Biz sadece diyoruz ki şunu yapan birine, peygamberimiz gelse, sorsan. Ben size böyle bir şey öğrettim mi? Cevap. Yok. Bunun ne manası? Şu anlamda çok saçma. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Burada su çok önemli. Ve milyonlarca insan ki tarih boyunca 10 binler, 100 binler yani hep milyonlarca insan olmamış. Ve bakıldığı zaman kaynağı yok. İnsanlar su yanına getiriyor. Abbas Harifelerinin Harun Reşit'in hanımı Taif tarafı su olarak zengin dağlar. O dağlar tarafından yaklaşık, evet arkadaki dağlar tarafında yaklaşık 10-15 kilometre buraya ne getiriyor? Su getiriyor. Şu duvar gibi gördüğün şey su kanalıdır normalde. O delik gibi gördüğümüz yerlerde ne şey varmış, çeşmeler varmış. Buna aynı Zübeyde diyorlar, Zübeyde su kanalı diye. Ve özellikle çeşmelerin oraya yapılması, yani şurada oldu, burada oldu. O bölge, merdivenle çıkılan yer, Peygamber Efendimiz'in Arefe günü ibadet yaptığı yer. Şimdi yolda giderken de göreceğiz. Yılda bir kere burada su kullanılıyor ama su çok değerli. Haç haricinde de kullanılsın diye buradaki su yaklaşık 20 kilometre yine su kanalıyla o zaman tepkileriyle Mekke'ye kadar taşınmış. Yolda şimdi giderken nereye sağ tarafımız hep şey zor su kanalı. Beyaz taşın hikmeti buralar düzlenmiş falan şöyle ama eskiden düşünsene bir sürü böyle tepeler var birbirine benziyor. Yani Efendimizin vakfı yaptığı yer belli olsun diye. Yoksa yani bazı insanlar işte Hazreti Adem, Hazreti Hava buluştu, taş, diğer şeyler buluşma falan. Tabi onlar var, rivayetler var. Fakat buranın en önemli özelliği burada haç ibadetinin yapılması. İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze. Haç ilk defa Hazreti Cebrail ve İbrahim Aleyhisselam'ı öğretiyor. Şimdi bu gideceğimiz yerler, Arafat, Müzdelife, Mina, sınırlar, diğer şeyler Cenab-ı Hak tarafından öğretiyor. Zaten bakın burada şey de görülüyor. Yüksek Saat Kulesi. Kabe'nin olduğu yer orası. Arkada bakın Saat Kulesi'nin ucu görünüyor. Evet. Yani yaklaşık 20 kilometre geldik. Şimdi şu yüksek kulekler ülkeleri temsil ediyor, kıtaları temsil ediyor. Bakın yeşil var, rengi var. Şuradan ben sana göstereyim görüntü. Şu arka tarafta rengini belki seçemezsin ama bizim geldiğimiz taraf o taraf. Ucu görünen direkt, kırmızı gövdeli direkt Türkiye'nin bölgesi. Yani ülkelere göre, kıtalara göre hep buralar ayrılmış. Fakat şu bölgede özellikle ortak kullanımdır. Kabir falan kurulmaz. Bütün Müslümanlar buraya gelir. O gün her türlü ihtiyaç, fırlarla yiyecekler, diğer şeyler düşünülmüştür. Hatta şunu söyleyeyim ben sana. Bakın şu yuvarlak olanlar. Gül kokulu soğuk su püskürtülür, yağmurlama yapılır. İnsanlar serinlesin diye. Sonra o güvercinlere falan konduruyor. Bütün sokaklara şey. Su püskürtülür, ortam nemlendirilir. Ve burası şey, hastane. Acil ihtiyaç var. Zaten şirketler o çadırlar kurulduğu zaman tuvaleti değil, mutfağıdır. Bir günlük yiyecektir. Normal bir mutfak kurulur. Her şirketi bir mutfak kurulur. Kumanyalardır. Yani yıllarca tecrübe kazanıp kazanıp yani her türlü ihtiyaç burada düşünülmüş. Tabii yani biraz önce de gördüğüm gibi yani şeklin arkasındaki manaya geçme noktasında mesela biz burada ben burada rehberlik yapıyorum.
gelen gruplara soruyor. İşte ümreye giriyorsun. Hayatında belki de bir kere yapacaksın ibadet. Bir kere okudun mu? Hoca sen ne yapacaksın? Buraya niye giriyorsun? Yok. E nasıl yapacaksın? Hoca bize yaptıracak ya. Hoca seni yaptıracak. Ya o amaçla geldiysen okuma etmen lazım diyor. Bir bak yani ne oldu. Yani yumurta aç. Annem de babam da bana yediremememiştir yani. Çok Allah Allah. Çok benim için yani menemenler falan anca yani. Abi sağ olsun bize şu çay almış. Sütlü çay. Yok abi teşekkür ederim. Ben yemem hatta şimdi hiçbir şey. Ben sonra yerim. Vallahi teşekkür ederim abi. Yani geldik. Arafat'ı da gördük. Çok saçma ama gerçekten oradaki o demir levhaya yazılmış şeyler. Yani isim niye yazıyorsun abi oraya yani? Ne kadar mantıksız bir şey yani. Buralarda böyle her yer çadırlar kuruluyor. 3-4 milyon kişi bu bölgedeki çadırlarda kalıyor. Hepsinin ülkesi farklı, ülkelerin olduğu yerler farklı. 3-4 milyon civarı insan burada toplanıyor. Osmanlı'nın yaptığı Arafat sınır taşları bunlar. 6 farklı dil varmış. Bazıları silinmiş ama yazıyor orada. Evet. Arafat Boundaries, Tanda, Arafat evet. Ve diğer dillerde. En alt sağ Osmanlıca. Burası Arafat Yarı Yarı. Yarık yani Arafat. Aynen bu şekilde. O az önce dediğimiz Taif'ten gelen su kanalları şuradaki. Önce Arafat'a geliyor, oradan da Mekke'ye. Evet, Mekke. Çünkü Arafat'taki şuradaki, sadece Haç'ta kullanılıyor. Şu su kanalları evet. Gördüm. Burası da arkadaşlar gördüğünüz yer Nur Dağı yani Hazreti Muhammed'e ilk ayetlerin indiği yer, ilk ayetin indiği yer ve ayrıca burada 35 ile 40 yaşın arasında 5 yıl boyunca inzivaya çekilmiş, 5 yıl boyunca burada kalmış ve biz az önce Arafat'tan geldik, Arafat bu tarafta, Arafat son ayetin geldiği yer, Nur Dağı da ilk ayetin geldiği yer. Bunu da şöyle yorumluyorlarmış. İlk ayet dağda geldi. Son ayet ovada geldi. Yani aslında yukarıdan aşağıya doğru bir iniş diye yorumluyorlarmış. Biz şimdi oraya çıkmayacağız çünkü çok fazla yere gidiyoruz. Taif'e de gideceğiz. Birçok yere gideceğiz. Şu an zamanımız yok orası için ama zaten gitsek de çok kalabalık olduğu için şu anda Ramazan dönemi, yani Ramazan başlıyor bugün. Büyük ihtimalle çok fazla insan vardır. Hem onlara engel olmayayım hem de zamanımız zaten yetmeyecek. Böyle çok da güzel iki minare arasından görüyoruz. Şimdi başka yerlere doğru devam ediyoruz. Osmanlı Valilik binasıymış zamanında. Şu anda ama boş duruyor herhalde. Şu anda hiçbir şey yok. Ve vali sistem var. Burası da taşlama bölgesiymiş. Şeytan burada taşlanıyormuş. Yüzlere falan gelip birinci gün taşlanmıyor. Mekke'ye gidiliyor. İkinci ve üçüncü gün Mekke'den gelip 3 gün taşlama var. Ve giriş ve çıkışlar tamamen katlar ayrılmış, diğer şeyler ayrılmış. Evet, şeytan taşlama yerinde görmüş oluyoruz bu şekilde. Şimdi İslam'ın inkişafı Medine'ye doğuruyor. Mekkeliler Efendimiz'i dinlemeyince, artık kimse kalmayınca, eskiden beri haç devam ediyor. Hatta da Arap Yarımadası'nın her tarafından gelenler olduğu için Efendimiz hac yapılan yerler işte buralar. Tebliğe çıkıyor.
İşte bir yine tebliğe çıkışında, burası o zaman tabii bu kadar açık değil, tepelerin ortasında. Burada bir çadır var. Ebubekir Efendimiz buraya da bir girelim diyor. Giriyorlar. Burada o zamanki ismi Yesrib. Şu anda biz orayı Medine-i Münevvere diyebiliyoruz. Yesrib'ten gelenler var. Onlara ilk tebliğin yapılışı, onların Efendimizin tebliğini kabul edişi, Müslüman oluşu. Ondan sonraki yıl birinci akabe biatı, ikinci akabe biatı, yani Medinelilerin Efendimiz'e yemin ederek, Müslümanları ve Efendimiz'i koruyacağına dair yemin ederek Medine-i Münevvere'ye daveti, daha sonra da işte hicretin başlaması ve Efendimiz'in hicreti ve Efendimiz'in Medine'lilere, yani Yesrib'ten gelenlere ilk buluştuğu yer burası. Sonra bana mescit yapılmış, yeri kaldırmış. İçeri girebilseydik güzel olurdu. Kapatmışlar burayı. Şöyle göstereyim. Mekke'deki en eski tarihi eserdir bu. Kabe'nin binası böyle defalarca yani yenilenme var. Bu olduğu halde muhafaza ediliyor. İslam döneminde Efendimiz'in çizdiği mimari olarak mescid mimarisi böyle. İçerisinde ne yapıyoruz? İlk mescidi böyle. Ön tarafta, arka tarafta şey var. Yani şu plan aslında Efendimiz'e ait bir plan. Mescidin ön tarafı şu şekilde resimlerde var. Abi şimdi şey dedi, burayı kapatmışlar, içeri giremiyorsun artık. Millet diyor içeriye yazamayınca burayı yazmaya başlamış, yakında burası dolar dedi. Evet yani insanlar garip gerçekten. Neden yazıyorsunuz böyle şeyler, neden zarar veriyorsunuz? Şunları araştırdım birazdan ne yazdığına dair, bulamadım. Bir kitabı burada var, buranın tarihiyle alakalı. Kim yaptırmış, nasıl olmuş? Şunları da göstereyim, fotoğraflardan göstermek zorundayım size şu anda. İçeri giremediğimiz için. Çok güzel hava var abi. Havası mükemmel. Tabii şu anda mı yazın gelseniz 50 derece almış derece. Evet. Mekke'deki en eski tarihi eser. O kurban olayının yaşandığı, yani koçun indiği yer olarak 3-4 farklı yer söyleniyormuş, rivayet varmış. Bir tanesi de burasıymış. Abin dediğinde çocuk da manidar dedi, şeytan taşlama yerinin hemen yanında dedi. Bu bölge. Şimdi hac ilk defa, ben uzaktan anlatayım. Çünkü Efendimiz buradan geçerken Nasr-ı Feda suresi okumayı tavsiye ediyor. Bir, ibadet sırasında bile orada fazla durmayı şey yapmıyor çünkü yani ruhlar oradan etkileniyor. Taşınızı atın, uzaklaşın, duayı diyor bile uzakta yapın diye. Şimdi haccı bu anki şekliyle ilk İbrahim Aleyhisselam öğretiyor Cibril'e. Kabe, Tavaf, Safa, Merve, Say. Sonra ne yapıyorlar? Buradan evet. Buradan geçerken Mina, Müzdelife, Arafat. En son Arafat'ı da öğretiyor. Sınırları gösteriyor. Hel Arefte. Öğrendin mi? Arefte öğrendim. İşte Arafat'ın bir ismi de oradan geliyor diyor. Haccın öğrenildiği yer. Şimdi buradan geçerlerken şu bölgede şeytan temessül ediyor. Temessül etmek ne demek? Bir şekilde görünüyor. Çünkü cinler, şeytanlar ruhani varlıklar olduğu için yani bu alemdeki maddi şeyler gibi değil. Bazen bir şekilde görünebiliyorlar. Yani bir şekle girme özellikleri var. Şeytan burada temessül edince Cebrail Aleyhisselam, ya İbrahim diyor, şeytana taş at. Şimdi biz burada sembolik bir ibadet yapıyoruz. Ama burada bizzat taşlanma yapılmış. Mesela Say'da Hacer-i Validemiz bir arayışa, bir çalışmaya, gayrete girmiş. Onun neticesinde Allah o gayretin neticesinde zemzem ikram etmiş. Orada o olay yaşandı. Biz de o arayışla beraber başka şeyler yapıyoruz. Onu uzun anlatayım inşallah. Biraz daha devam ederlerken ikinci kez şeytan daha küçük bir şekilde ikinci kez temessül ediyor o noktada. Ya İbrahim şeytana taşlan, orada taşlanma var. Üçüncü kez en ilerideki noktada en küçük şekilde, o yüzden küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan. Şimdi biz bunları ibadet olarak yapıyoruz. Yaparken de bir ibadet, bir dua yapıyoruz. Şimdi bu neyi temsil ediyor? O neyi temsil ediyor? O neyi temsil ediyor? Bununla alakalı isim alimleri uzun uzun anlatmışlar. Kişinin iç dünyasındaki aşması gereken imtihanlar. Onu engellemek için şeytana atılan taşlar, dualar. Sonra işte ayda hayat olabilir, makam mevki. Herkesin zaafına göre. Yani ne bileyim yani böyle dünyanın lezzetleri, başka şeyler, bunlar uzun uzun ne yapmışlar? Anlatmışlar. Yani bunlar dediğim gibi tarihi olarak burada bir olay var, yaşanmış. İki, Allah o olayı ibadet olarak emretmiş. Üç,
o ibadetin bizim hayatımızda neyi var? İz düşüm var. Hani dedim ya, yani özel pistte sen sürmeyi öğrenirsin ama onu trafiğe taşıman lazım. Yoksa ben nedir? İşte ehliyet aldım, cebime koydum. Öyle değil. Şimdi eskiden hani küçükmüş, şimdi büyük oldu. Eskiden bu kadar büyük değil. Şöyleymiş, böyleymiş. Yani bakın, büyük A harfini küçük yazsan küçük A olmaz. Küçüğü de büyük yazsan. Buradaki yani artık büyük küçükten ziyade ifade ettiği mana. Evet, aynı şeyleri görüyorsun. Hep Türkçe. Yok, Türkçe de, hep Türkçe de. Musa Akpınar, Bingöl Zazalar. Gün gelecek seni Allah için taşlamaya geleceğim. Şimdi bunlar hiç tavsiye edilen şeyler değil. Biz, Erdal, Dilek, Keleş. Biz geldiğimiz zaman bunları anlatıyoruz. Şimdi burada yapılan şey ibadettir. Ve yani en ufak ibadet haricinde bir şey normalde mekruhtur. Taş fazla atamazsın, az atamazsın. Taş tutma şekli belli. Kaldırma yüksekliği belli. Atarken söylenecek şey belli. Taş atarken yere düşse eğilip alamazsın. O yüzden yedek taş alman lazım yanına. Yani yedek taş aldın ama ihtiyacın olmadı. O taşları kibarca yedin. Yani ibadet olduğu için her şey belli. Ama insanlar bilmediğinden dolayı. Bir de özellikle bakın, ben bunu ifade ediyorum, senin masumunu duyuralım. Biz Müslümanlar olarak burada yapılan bazı yanlışları biz kendimiz yayıyoruz. Adam burada terlik atıyor, şemsiye atıyor, bağırıyor falan böyle. Bir din, İslam düşmanı birisi Müslümanların ibadetiyle dalga geçmek için böyle bir video çekse, dersin ki ya bu adam İslam düşmanı da bak dalga geçiyor. Ya bizim Müslümanlar sırf birileri bir iki saniye, üç beş saniye gülecek diye yapılan yanlışları, bakın burada adı şeytan taşlama dostu yapılan şey nedir? İbadettir, ibadet. Ve ne yazık ki onu yapan insanların ibadeti bozuluyor, farkında değiller. Ben bununla alakalı bir yazı okudum. Yazının sadece başlığı bile mesaj vermek için yeterli. Ne yazmışlar biliyor musun? Şeytan taşlarken şeytanın oyununa gelenler. Adam farkında değil yani. Şeytan taşlarken bir vesile şeytanın ibadetini bozuyor, farkında değil. Bakın burada başka şeyler yapmayı boş ver. Efendim şurada duaya bile izin vermiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Taşı atın ve hemen uzaklaşın size oradan. Çünkü siz taş attığınız zaman burada bir kahır tecellisi oluyor. Şimdi kaldığım yere döndük. Abinin başka bir işleri varmış. İkindide tekrardan buluşup Taif'e gidip oradan sanırım ihrama girip sonrasında tekrardan Mekke'ye gireceğiz ve ardından da Kabe'ye gideceğiz. Şimdi biraz dinleneceğim. Çünkü sabah 6.30'da çıktık dışarı ve şu an saat daha sabah 9.20. Birazcık dinleniyorum. Ondan sonra da devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ihramı giydik. Harem bölgesinin dışına çıkıp tekrardan gelmemiz gerekiyor ki kabul olsun. Birazdan çıkacağız ve tekrardan geleceğiz. Ondan sonra da Kabe'ye gireceğiz. Ondan sonrasında da her şeyi göreceksiniz. Şu anda abi olduğumuz yer Harem bölgesi. Burası Harem, evet. Mescid-i Haram şimdi burası. Mescid-i Haram'a giriş yaptık. Etrafta yüz binlerce, milyonlarca var mıdır şu an insan? Milyonlarca insan buraya umre ziyaretine geldiler ya da ziyaret etmeye geldiler. Şöyle de görebilirsiniz. O büyük otel, Saat Kulesi de. Böyle bir şeymiş. Ben de ilk defa şu an yakından görüyorum. Çok büyük gerçekten. Bu bunun herhalde en pahalı oteli değil mi? Onun içinde 7-8 tane otel var. Ha, 7-8 farklı otel. 7-8 farklı otel var. Ha. Yan taraflarda da binalar var. Yani öyle tek bir otel değilmiş. Ama en pahalı oteller onlar. Yani normal gecelikleri falan sanırım böyle 50-100 bin lira falan. Yani Kabe manzaralı tabii. Diyelim. Yakışmış mı arkadaşlar? Ben de ilk defa giydim. Evet, içeri bu arada böyle büyük çantayla giremiyorsunuz, onu söyleyeyim. Abi sağ olsun böyle bir küçük çanta verdi. Ve bununla ancak içeri girilebiliyor. Büyük sırt çantalarıyla girilemiyor. Abiler kaybolmuşlar. Şimdi abi ona yardım ediyor. Ben size etrafı göstereyim. Bakın burada böyle
hacılar rahat etsin diye ortama su veriyorlar. Yani daha hava nemlensin diye sanırım. Tam olarak da bilgim yok ama insanlar ferahlasın diye diyebiliriz. Bakın, yüz binlerce insan var. Hayatımda bir Bangladeş'te oradaki insanlar ikinci haç diyorlardı oraya. Orada bu kadar kalabalık görmüştüm. Ondan sonra orada erkekler vardı. Burada hem erkek hem kadın yüz binlerce insan var. Hacer-ül Esved köşesi. Hacer-ül Esved cennetten inen taş. Orada muhafaza içine almışlar. İnsanlar gidiyor, öpüyor, ziyaret ediyor. Yani o köşeden tavaf başlıyor ve o köşede bitiyor. Yani şimdi birazdan orada Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız tavafa. Bir tur döneceğiz, oraya geleceğiz. Bir şaft olacak. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinciyi döndüğümüzde tekrar selam verip tavafımız bitmiş olacak. Ve buralarda şu mekanda duaların en çok makbul olduğu yerlerden bir tanesi burası. Yani bu iki makam arasında rivayetler vardır. Hacer-ül Esved'le Kudüs-ü Yemani arasında, kapıyla Hacer-ül Esved arasındaki o kısma denk gelen bağında vesaire. Bu tavafta yapılan duaların hepsi inşallah makbuldür. Tavafımızı yaptık arkadaşlar. Çok çekmedim orada ama elimden geldiğini çektim. Şimdi de yukarı kata çıkıyoruz. Orada 7 defa yukarı aşağı yürüyeceğiz. Böyle. Çok kalabalık etraf. Bir sürü ağlayan insan var. Fenalaşan insanlar da var. Çok küçük çocuklar da var, ufak ufak çocuklar da gelmişler. Herkes çıplak ayak, kıyafetlerinin içinde hiçbir şey olmadan burada anadan yürüyen bir şekilde, sadece üzerlerinde bir kumaş parçasıyla burada yürüyorlar. Yani Asyalısı, Afrikalısı, Avrupalısı herkesi burada gördüm. Yes. Thank you.
şimdi birisi beni durdurdu az önce fark ettiyseniz. Göründüğü sonrası kapatabilir misin kamerayı falan dedi. Ne oldu dedim. Dubai'liyim dedi. Bana yardım eder misin lütfen dedi. Param yok tarzı. Çok fazla dilenci de etrafta var tabi. Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne gidiyoruz. Aynen. Burası Safa Tepesi. Burası Safa Tepesi. Buradan oraya gideceğiz. Ama şu odanına gelen insanları görüyorsunuz. Biz bu yolu 7 defa gidip geleceğiz şimdi. Geldik. Sanırım artık umreyi tamamlamış olduk. Tamamladık mı abi? Yani ben şimdi umre yapmış oldum. Umre yapmış oldum. Şimdi bir şey kaldı. Saçını keseceğiz. Saçımı keseceğiz. Kazıtmayacağız değil mi ama? Saçımı, saçımızı kazıtırsak daha mı fazla? Tabii diyor ki bilen her bir saçın kadar günahların yok. Yani ne kadar çok... Efendim? Peygamber Efendimiz'e... Peygamber Efendimiz şey demiş... Umreden sonra demiş saçını kazıtanlara Allah rahmet eylesin demiş. Sahabeler demiş ya Resulullah kısaltanlara... Onlar da benim gibi şeyini aramışlar herhalde. Demiş ya Resulullah kısaltanlara demiş... Resulullah Aleyhisselam demiş... Kestirenlere Allah rahmet eylesin demiş. Kestirenlere. He. Yani ucundan kıyısından da kestirsen yo, kestirdim. Yok. Yani şey kazıtanları. He. Peki ilk peygamber hanım şöyle diyor. Diyor ki Allah kazıtanlara rahmet eylesin diyor. Tamam. Sahabeler soruyor ya Resulullah peki kısaltanlar? Peygamber hanım bir daha diyor. Allah diyor kazıtanlara rahmet eylesin diyor. Ya Resulullah diyor kısaltanlar tekrar soruyor. Allah üçüncü defa diyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki kazıtanlara Allah rahmet eylesin. Dördüncüsünde diyor ki kestirenlere de Allah rahmet eylesin. Yani sayısı ben ucundan kestirebilirim. Evet ben ucundan kestirebilirim şöyle. Ben kazıtmam ya gerçekten. Biliyorum kazıtmak daha doğru ama çok çirkin oluyorum gerçekten. Gerçekten çok. Daha önce yaptım çünkü biliyorum pandemide yaptım yani. Evet. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Geldik, Kabe'yi gördük, tavaf ettik. Abiler çok sağ olsunlar, yardımcı oldular. Onlar olmasaydı ben yani gelirdim illaki ama ne yapacağımı bilirdim. Ne de başka bir şey. Tekrar teşekkür edelim. Biz teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Tekrar nasip etsin. İnşallah. İnşallah abi. Bir dahakine inşallah ailemle beraber gelirim. İnşallah. Size de inşallah nasip eder. Çok iyi bak kendinize. Görüşmek üzere. Mekke'den, Kabe'den selamlar.